Gamurç'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Her hafta olduğu gibi yeni bir Gamurç'ta, yeni bir programda karşınızdayız. Ben Ali Sınavcı, tekrardan farklı bir konu ve farklı bir konukla bugün karşınızda olacağım. Ama her hafta olduğu gibi biraz haftayla ilgili değerlendirmeler vermek istiyorum. Bu hafta sizlere haberlerim yok ama yeniliklerim var. Yani görüntülü olarak haber değil ama bazı yeniliklerden sizi haberdar etmek istiyorum. Çünkü Gamurç dışında belki de başka bir yerde bilemeyeceğiniz veya bizim dışımızdaki alanlarda takip edilmeyen bazı konuları biliyorsunuz Gamurç sürekli gün yüzüne çıkarmaya çalışıyor. Efendim öncelikle Mersin'de bir duvara, Mersin Araplara mezar olacak yazısı yazıldı. Bu nefret suçu diyelim artık, bu suça dönüşmüş. Bu nefret suçuyla ilgili suç duyurusu yapıldı geçtiğimiz hafta. Öte yandan biliyorsunuz burada sıkça takip ediyoruz Hürmüz Diril ile ilgili gelişmeleri, Diril çiftinin akıbeti ve nasıl kaybedildikleri ile ilgili bir süredir program yapıyorduk. Daha önce de yine bu konuyu ele almıştık. Yayınlar ve gelen tepkiler sonuç verdi. Nihayetinde savcılık bir araştırma ve bir iddianameyi kabul etti. Verilen iddianameyi. Diril çiftinin ortadan kaybedilmesiyle ilgili hazırlanan ve mahkeme tarafından daha önce reddedilen iddianame savcılığın itirazlarının ardından kabul edildi. İlk duruşma 19 Nisan'da görülecek. Bu arada Diril çiftinin öldürülmesiyle ilgili Afro Diril, yani akrabaları da olmak üzere iki kişi daha gözaltına alınmıştı. Bu konuda da öldürme ve nefretle insan öldürme suçundan, yani canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçundan, tasarlayarak öldürme suçundan yargılanmaları bekleniyor 19 Nisan'da. Onun dışında bu haftaki gündem maddelerinden biri de Garopaylan'ın Diyarbakır'ı ziyaretiydi. Diyarbakır HDP milletvekili Garopaylan Diyarbakır'daki Ermeni Kilisesi'ni ziyaret etti. Biliyorsunuz Sur'da restore edilen bazı kiliseler vardı. Daha doğrusu restore ediliyor ama nasıl restore edildiği tartışma konusu olan Garopaylan Diyarbakır'daki kiliseyi ziyaret etti. Sukiragos Kilisesi'ni ziyaret etti. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Katolik Kilisesi'nin açılışı yapılmıştı. Levon Zekiyan'ın, Türkiye Katolik Ermenileri Patriği Levon Zekiyan'ın ziyaretiyle. Onun dışında haberiniz yoksa tekrardan paylaşalım. Ağustos'ta Ordu'nun son Ermenileriyle ilgili bir yazı dizisi çıkmıştı. Bu yazı dizisinde Güven Bayar imzasıyla yayınlandı. Güven Bayar'ı da önümüzdeki günlerde konuk alacağız burada Gamurç'ta ve Ordu Ermenilerini konuşacağız. Ama Güven Bayar'ın yazısında da geçen Ordulu Anjel Ömürbek bu hafta hayatını kaybetti. Ordu bir kişi, Ordulu Ermeniler, Ermeni toplumu bir kişi daha azalmış oldu, kaldılar iki kişi. Şimdi bu hafta duyurmuştuk sosyal medyadan. Osmanlı'daki pozitivist felsefecileri konuşacağız demiştik. Osmanlı'nın pozitivist Ermeni filozoflarını konuşacağız. Kalust Gostantyan ve Yehya Demirci Başyan, Osmanlı'daki bu isimler, Osmanlılı diyelim bu isimler. Kimle konuşacağız? Benim sınıf arkadaşım Can Erzurumluoğlu ile konuşacağız. Ben Can Erzurumluoğlu'nun bu konuyu çalıştığını çok sonraları ve geç öğrenmiş oldum. Ama hem yazılarıyla, hem bu araştırmasının yayınlanmasıyla, hem de sosyal medya paylaşımlarıyla takip etme ve yakalama imkanı, konuyu yakalama imkanı edindim. Çok ilginç bir konu. Biliyorsunuz çok fazla konuşulan bir şey değil. Hele felsefe olunca, filozofi olunca belki çok daha az duyar, düşünür ve konuşur oluyoruz. Hele ki Ermeni olunca daha da az oluyor belki. Şimdi bu hafta Can'la birazcık Osmanlı'daki pozitivist Ermeni filozofları konuşacağız. Filozof demeyelim, pozitivistleri diyelim. Belki çok büyük bir anlam yüklemiş oluruz. Can Skype attığımızda. Can hoş geldin. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyidir, teşekkür ederim. Böyle bir fırsat tanıdığınız için ayrıca teşekkür ederim.
Can, öncelikle ben bu herhalde seyircilerimiz de umuyorum ki bu programın sonunda onlar da mutlu olacaktır. Biz teşekkür ederiz böyle bir konuyu işlemeye işlediğin için. Çünkü oldukça zor. Açıkçası ben senin Yerevan'a yani Ermenistan'daki arşivlerde yaptığın bazı araştırmaları sosyal medyada paylaştıktan sonra böyle takip edip Can neler yapmış, neler yapmış, neler yayınlamış diye baktıkça böyle birçok şey çıktı aslında karşımıza. Şimdi senin bana da en son yolladığın makaleyle birlikte bu konuyu gündem edelim istedim. Şimdi ama Gamuç izleyicileri ve benim içimde biz tabii felsefeyi belki takip eden, senin kadar takip eden bilen insanlar olmayarak diyelim. Bizim için pozitivizmi biraz açar mısın? Önce oradan başlayalım istersen. Hani 101, ders 101. Evet, çok kabaca ifade etmek gerekirse tabii çok evet, ayrıntılara girilebilir ama yani bilginin temelini yani doğa bilimleri, bilgiye doğa bilimleri yoluyla, deneyle, gözlemle ulaşılabileceğini ileri süren bir düşünce akımı diyelim. İşte bunun en büyük öncülerinden biri Auguste Comte. Bu tabii ki dönemin Fransa'sında o bunalım yıllarında sadece bir felsefi düşünce değil bir sosyolojik düşünce bir akım olarak da ortaya çıkıyor. Metafiziğin karşısında konumlanıyor. Bu açıdan da bakıldığında Fransa'dan yayılıp işte dünyanın farklı ülkelerinde özellikle o dönem metafiziksel düşünceni, tabii metafizik derken bunun farklı yansımaları var. Özellikle dine karşı muhafazakar akımlara karşı siyasi konteksti de bu. Yürütülen mücadelelerde kuvvetli bir araç oluyor. Tabii bunun oldukça detaylı bir tarihi var benim çalışmamın sınırlarını da aşan. Ben daha ziyade Ermeni toplumu ve Osmanlı düşünce tarihi üzerindeki etkileriyle tabii onu da belli bir zaman dilimiyle kısıtlayarak ilgilenmeye başladım. Ama özünde sıkı bir bilim savunusu ve sıkı bir metafizik karşıtlığı üzerinde konumlanan felsefe tarihindeki işte Descartes, Hume gibi isimler kadar gidebilen tarihçesi bir düşünce akımı diyelim, bir felsefi akım. Can, bu arada hatırlatmak istiyorum. Senin de bana gönderdiğin gibi toplumsal tarihte bir dosya yayınlandı Kasım 2021'de. Orada da bu konuyu işledin. Detaylarını öğrenmek isteyenler dergiyi bulup alabilirler. Ama şimdi senin bu anlattıkların üzerine aslında biz şimdi tabii güncel konuşmuyoruz ama felsefe ve Osmanlı konuşunca hep güncele de gidiyor. Yani şimdi buradaki notlardan böyle Gostantia'nın ve daha önce işte bu pozitivizmin ortaya çıkması aslında Fransız devriminin sonrasında bir diyelim rekuperasyon yani kendini tekrardan inşa etme yolunda bazı tabii çok kabaca benim anladığım kadarıyla diyebiliyorum bunları. Bu yüzden de ortaya çıkmış bir döneme geliyor ve bazı pozitivistler artık hani bunun bir dinin kendini yenilemesi gerektiğini söyleyerek aslında başka bir yere doğru da götürüyorlar, değil mi? Ya çok çok ayrıntılı, yani Fransa tarihiyle ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmam tabii mümkün değil ama Auguste Comte evet bir insanlık dini öneriyor. Yani yine aslında belli bir metafizikten o da kaçamıyor dersek çok herhalde abartılı olmaz. Katolik dini formlarından esinlenerek o da bir insanlık dini öneriyor ve bundan sonra da mesela Litre gibi isimler ki bu Litre Demirci Başyağı'nın büyük hayranlık duyduğu bir isim, ondan uzaklaşıyor. Dolayısıyla evet yani aslında bir yandan dediğim gibi çok sınırlarını kabaca çizerek söylüyorum. Bir yandan evet sıkı bir din eleştirisi ama öte yandan özellikle son yıllarında böyle bir insanlık dinine, bir sevgi dinine yöneliyor Auguste Comte.
Peki hadi Osmanlı'ya gelelim. Şimdi birazcık böyle pozitivizmi belki kabaca böyle söyleyebilmiş olduk, anlatabilmiş olduk ama şimdi Osmanlı'da pozitivizm dediğimizde kim var aklımıza? Kim geliyor ilk? Ya ilk tabii ki öncelikle Beşir Fuat akla geliyor. İlk Türk pozitivisti olarak birçok kaynakta hatırlanan, anılan bir isim. Demirci Başkan da hatta yakınlık hissediyor Beşir Fuat'a. Ölümünden sonra epey böyle trajik diyeyim, duygu dolu bir yazı yazıyor. Kıragan. Yevi Masta Sıragan şarjında edebi ve felsefi harekette. Beşir Fuat, işte Ahmet Hamdi Tanpınar kendisi için hatta bilim mistiği demiş. O da dönemin Osmanlı koşulu, yani Osmanlı düşüncesi göz önüne alındığında o da ilginç bir isim. Bir yandan yani Müslüman olmakla beraber Cizvit Koleji'nde Halep'te eğitim almış. Arapça, Farsçadan ziyade Batı dilleri öğrenmiş. Bir yandan asker. Böyle ilginç bir kişilik. Sürekli bir bilim savunusu, bir metafizik karşıtlığı var makalelerinde, bazı çalışmalarında. Tabii bir yandan da bu arada şu da ilginç. Yani ben bu arada Beşir Fuad'ı daha ziyade ikincil kaynaklardan okudum. Onu da belirtmek isterim. Ancak tespit edebildiğim kadarıyla mesela belli hassasiyetleri de göz önünde bulunduruyor bunları yaparken. Buna da belki daha sonra değinilebilir. Dönemin Osmanlı düşünürleri de anlaşılabilir sebeplerle İslami artık günümüzde de aslında bu tartışmalar devam ediyor. Tabii İslami hassasiyetlere dokunmamak için düşüncelerini Avrupa'daki işte o skolastik düşünce üzerinden, Avrupa'daki işte bilim adamı karşıtlığı üzerinden, Avrupa'daki işte hani o tırnak içinde hep denen karanlık çağlar üzerinden falan anlatıyor. Bazı otoriteler Beşir Fuat üzerine yazan buna dikkat çekmiş. Yani aslında ben size bunları anlatıyorum ama yani siz anlayın ki o dönemin o entelektüel aydın okuyucu zaten okuma yazma oranı da yüksek değil. Dolaylı yoldan bir mesaj verme eğiliminde olduğunu dile getiriyorlar. Ama yine de dediğim gibi çok dönemin şartlarında savunduğu düşünceler epey ilerici. Yani böyle bir sıkı bir bilim müdafaası yapmak ve birçok muhafazakar entelektüel kendisinin aslında ateist olduğunu ileri sürüyor ve intihar etmesi de tabii onlar için kuvvetli bir argüman oluyor. Bakın işte ateistti ve bu yüzden intihar etti. İşte dini duyguları zayıftı diyor. Bu arada onunla ilgili Ahmet Mithat'ın yanlış hatırlamıyorsam işte yazdıkları var. Yani bu Beşir Fuat ölümün son anlarını dahi kaydetmiş. Yani bu ölürken uyuşturucu alıyor ve acı çekmiyor. İşte o kendine zarar veriyor. Ve o sırada yani böyle bir bilim tutkunu yani o anların bile kayda geçirilmesini istiyor. Bu açıdan hakikaten ben de daha ayrıntılı, daha detaylı incelemeye çalışacağım. Bu çalışmalar geniş bir dönemi kapsıyor. Hem Osmanlı hem Ermeni aydınlığı sadece pozitivist değil, idealist Ermeni düşünürler var. Tabii ki o makalelerimde de yazdım. Fransa'dan gelen destekler var. Bütün bunları daha ayrıntılı incelemek lazım. İşte çalışıyorum ama epey bir zaman alacak muhtemelen. Tabii. Çok Ben yani de çok belki zor ilginç çok zor olduğunu bir konu düşünüyorum. ve geniş bir dönem aslında anlattığın. Şimdi tabii bir taraftan da bahsettiğimiz aslında Osmanlı'nın 1800'lerden itibarenki dönemi. Şimdi Beşir Fuat'ın intiharı ve daha sonra Demirci Başkan'ın da intiharı
Daha önce Beşir Fuat'tan, pardon. Bunları tabii ki şimdi bir konuşacağız birazdan. İlginçtir aynı kaderi paylaşıyor olmaları ve Beşir Fuat'ın Demirci Başçan'ın intiharına üzülmesi ve bu konuyu kaleme alması. Ama sen makalende diyorsun ki 1870'lerden itibaren Ermenice süreli yayınlarda yer alan bilimsel içerikli makale ve çevirilerde ciddi bir artış var. Şimdi bu artışın sebebi neydi 1870'lerde itibaren? Çünkü bu aynı zamanda bizim Zartonk dönemine denk geliyor, değil mi? Evet. Yani özellikle ben şöyle düşünüyorum. Bir yandan o dönem bildiğin gibi işte Tanzimat ve Islahat fermanları ilan edildiği, Batılılaşmanın hız kazandığı, bir yandan Osmanlı aydınlarının Batı dillerine ilgi gösterdiği, işte Fransızca öğrendiği, daha önce çünkü çok sınırlı sayıda yabancı dil bilen döneminde egemen dili Fransızca. Bir yandan da öte yandan işte bunlar tabii ki etkileşim içerisinde olan süreçler. Osmanlı Ermenileri özellikle Mıhitaryanların da etkisiyle Paris'te, İtalya'da tabii ki oraya giden veya yani gönderilen veya kendi imkanlarıyla giden birçoğu burslu da gidiyor. 1800 işte bu 20'lerde 30'larda onların da getirdiği fikirler 1848 işte devrim düşünceleri olsun siyasi bir takım yenilikler oradan işte bu anayasa fikirleri falan biliyorsun daha sonra da Ermeni Anayasası için çalışıyor bu aydınlar. Bütün bunların yani mesela Demirci Başkan da 1870'lerde Fransa'ya gidiyor. Sonra bu pozitivist çalışmalara hız veriyor. Yani Batı ile temasın kolaylaşmasının, yaygınlaşmasının Katolik Ermenilerin de etkisiyle özellikle ve sadece İstanbul'la da sınırlı değil bu arada. Orada o bazen yanlış ifade ediliyor. İzmir'de özellikle İzmir'de çok kozmopolit bir yer. İzmir'de bir Ermeni aydınlanması var. İstanbul'da daha sonra başlıyor. Bütün bunların rol oynadığını düşünüyorum. Pozitivizmde tabii bu batılı değerleri temsil eden seküler bir düşünce, dine karşı etkili bir ideolojik araç bence kişisel kanaatim. Dediğim gibi daha ayrıntılı incelemelere devam edeceğim. Çünkü meselenin bir sürü boyutu var. Tarihçi olmamakla beraber ben felsefe öğrenimi gördüm. Dönemin tarihini de daha ayrıntılı tabii incelemek lazım. Evet. Bunun etkili bir ideolojik araç olduğunu düşünüyorum. Yani dine, metafiziğe karşı bugüne kadar yaptığım okumalardan ulaştığım sonuç bu yönde. Çünkü bu çok önemli. Yani bir fikri savunursunuz ama elinizde bir ideolojik zemin olmalı. Yani kitaplar, yazılan makaleler işte Auguste Comte, Littre ve diğerleri onlara bu imkanı sağlıyor. Sonra Littre hatta Gostantian'a destek veriyor. Tesadüf değil elbette. Çünkü doğuda bir destekçi, bir temsilci buldukları için muhtemelen Fransız filozoflar da çok seviniyorlar. Zaten doğuda düşüncelerinin yayılması için bir propaganda da yapıyorlar. Mesela bu Lafitte var, meşhur bir mektup var. Reşit Paşa'ya ve Rus çarı Nikolay'a yolluyorlar. Onları pozitivizme davet ediyorlar. Hatta çok iddialı buldum. Yani çok ilginçtir bu açıdan. Tabii bu düşünce tarihçilerin iyi bildiği bir şey. Yani Osmanlı düşünce tarihçilerinden bahsediyor. Bu Auguste Comte bir mektup yazıyor. Sonra bu işte bir takım pozitivistler görüşüyorlar. Burada Müslümanlığın işte pozitivizm için uygun olduğu işte bir takım yanlış hatırlamıyorsam
ilerici unsurlar taşıdı. Yani bir takım ikna edici, oldukça böyle bir dil kullanıyor. Bir takım şeyler var, övgülerle dolu falan. Çok enteresan. Yani hani böyle bir şeyi ne ölçüde ikna edici olabilir dönemin Osmanlı koşullarında. Ama bir yandan pozitivistlerin belki inancını da yansıtıyor, bilemiyorum. Anladım. İlginç tabii. Yani ileri bulup da aslında biraz önce diyorduk yani insanlık dini dediklerinde Evet, böyle biraz evet. böyle biraz daha ilerici oluyor. Peki şimdi aslında sen iki isim üzerine çalıştın. Anladığım kadarıyla iki Ermeni pozitivist var Osmanlı döneminde. İlk olarak Kallust Gostantyan ismine rastlıyoruz. Senin de daha önceden yazdığı makalelerde ismini geçirdiğim Kallus Gostantyan 1840 yılında entelektüel havasını hayatın sonuna kadar soluyacağı İzmir'de, işte senin biraz önce bahsettiğin İzmir'de doğuyor ve hep orada yaşıyor. Aslında hep biraz önce dedin ya aydınlanma İstanbul zannedilir ama İzmir'de daha önce başladı aydınlanma. Bu da bir kanıtı Kallus Gostantyan'ın. Çünkü orada makalede de bahsediyorsun. Matbaalar, yayınlar, Evet. felsefe yayınları vesaire var. Yani artık yani süreli yayınlar çıkmaya başlamış, değil mi? Evet ve ilk ulusal gazete aslında hep bu mesela şey hatırlanıyor, bu Osmanlı'nın resmi gazetesi Le Moniteur Evet. Ottoman'dı yanlış hatırlamıyorsam, ama ilk ulusal gazete aslında İzmir'de çıkıyor yani bağımsız olarak. Ve orada matbaalar var, çeviri faaliyeti var. Mesela ben de elbette çok şey öğrendim. Burada zaten bu konuda akademik bir ortam zaten maalesef yok. Birçoğu sadece burada değil, yani Ermenistan'da, yurt dışında da unutulmuş konular. Zaten bir de Batı Ermenicisi olması da ayrı bir şey, ayrı bir problem de olabilir. 1851'de mesela son zamanlarda tespit ettim. 1851'de ve daha tabii devam da var. Ders kitabı olarak okutulması amacıyla ve elbette sadece ders kitabı değil ama muhtemelen öncelikli olarak yazıyor çünkü orada tasdiye örgütüm falan diye eğitim amaçlı. 500 sayfalık mesela bir kitabı çevirmişler bir İngiliz felsefecisinin ve başka kitaplar da var. Yani çok çok felsefe tarihi ve genel olarak Osmanlı düşünce tarihi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar erken bir tarihte böyle bir çalışmanın çevrilmesi ve sadece bir tane çalışma münferit bir olay değil. Başka çalışmalar var ve ifade ettiğim gibi sadece Demirci Başyan Konstantyan değil. Mesela Madatya Karakaşyan var. O da pozitivist olmamakla beraber yani işte Sovyet Ermenistan kaynakları materyalist olduğunu söylüyor ama ben biraz şüpheyle yaklaşıyorum. Yani biraz bir meselenin ideolojik boyutu olabilir ama şu bir gerçek ki işte skematoh diyorlar. Yani bırakmış din adamlığını. Bu da bir Mıhitarist. Viyana'da eğitim alıyor. Felsefe dersleri falan takip ediyor. Bunlar tabii çok önemli. Batı'dan besleniyorlar. Madatya Karakaşyan da çok önemli bir isim. Birçok felsefe ders kitabı var mesela Madatya Karakaşyan'ın. Din adamı, sonra bırakıyor din adamlığını ve felsefeyle ilgileniyor. Ders kitapları yazıyor. Aynı zamanda işte Ermenice dersleri veriyor. Başka din adamı sıfatı taşıyan isimler var. Mesela Emanuelyan, Aşıkyan, Mahitaryan ama bunlar sadece ilahiyat dersleri için yazmıyorlar. Yani yazdıkları evet bir kısmı böyle ahlak, paroyaganutyun falan ama bir kısmı bildiğin felsefe ders kitabı. Yani herhangi bir şeyi yok, herhangi bir kısıtlama başlıkta veya içerikte yok. Tabii ki onlar belki idealist açıdan yazmıştır, yazabilirler. Öyle bir felsefe tarihi, öyle bir felsefe ders kitabı yazmışlardır ama ayrıca mantık kitapları da var, onu da unutmamak lazım. Bir diğer önemli isim de bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela
Doğrudan ona ne kadar felsefeci diyebiliriz bilmiyorum. Ermenice kaynaklarda bazen Pilisopa'da diyorlar ama o daha ziyade siyasi kimliğiyle ön plana çıkan bir isim. Nahabet Rusinyan bu anayasaya katkılarıyla da ön plana çıkan bir isim ama onun da tıbbiyede verdiği dersler var. Felsefe, mantık veya bunlarla ilişkili diyeyim isimleri farklı isimler olabilir. Bununla ilgili bir hatta Türkçe'de de Türkiye'de de bilinmeyen bir isim değil tıp tarihi çalışan değerli araştırmacılar var. Bu da çok önemli bir isim. Ve bu eser Fransızcadan Ermenice'ye çevrilmiş. Ben okumuştum mesela. Böyle çalışmalar da var. Yani oldukça büyük. Zannedersem bu konuda çeviri çok büyük bir önem arz ediyor. İşte bu İzmir'de başlayan bu diyelim Ermeni uyanışının da belirli bir ölçüde senin de bahsettiğin Kalus Konstantyan'ın mesela 1843'ten itibaren 50 yıllık dönemde 160 cilt halinde yani yayınlanmış tercümeler var. Batı Ermencesine kazandırılmış. Yani bugün bizim aslında ölüyor dediğimiz Batı Ermencesi o zaman Fransızcadan felsefenin tercüme edilip Osmanlı'daki insanların okuduğu, yaydığı, öğrendiği bir şey, bir dil ve birçok da kaynak var tabii. Şimdi burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Konstantyan 15 yaşında Ejiptolog, pardon, Mısır hiyeroglif yazısını yorumlayan bir levhanın çevirisini yayınlıyor zannedersem, değil mi? 15 yaşında. Evet, kaynaklarda bu özellikle altı çizilmiş, araştırdım dönemin gazetelerinde de arşivlerde de yer verilmiş. İlginç gerçekten yani çok iyi bir ailede yetişiyor. Babası da bir entelektüel. Genç yaşta bir sürü yabancı dil öğreniyor. İzmir'in kozmopolit havasından da muhtemelen çok etkileniyor. Böyle genç yaşta yani yeteneğini ortaya koyan bir entelektüel ve Bitmiyor. müzikle de ilgileniyor. Ha, müziği bilmiyorum. Müziği sen söyle ama ben şuradan bir ekleyeyim. Senin bize aktardığın bilgilerden 16 yaşında da Sibel veya doğa bilimlerinin faydalı kısımlarının özet tarihini yayınlıyor. Yani 16 yaşından Evet. bahsediyoruz. Evet, Yani 18 yaşında da popüler bilim serisi yazmaya başlıyor. Müziği konusunda bir takım eserleri var, onu biliyorum. Çok ayrıntılı bilgiye ulaşamadım ama müzikle de bazı kaynaklarda yakın ilgisi olduğu yazıyor. Yakın o kaynakları da buldum aslında ama çok detaylı bir bilgiye ulaşamadım. Sadece müzikal eserleri olduğu falan yazıyor. Muhtemelen küçük yaşlardan bir müzik eğitimi de alıyor diye düşünüyorum. büyük bir ihtimalle İzmir'de bu kadar kozmopolit bir ortamda büyüyünce herhalde bir piyano dersi de almıştır diye Evet, düşünüyorum. muhtemelen Piyano. piyano diye Evet. hatırlıyorum. Peki bir şey soracağım. Buradan devam ederken aslında Gostantian'ı küstüren bir dönem var. Küstürülen bir dönem var. Metot Üzerine adlı kitabını yayınladıklar. Kitap zannedersem değil mi? Makale değil. Yok kitap evet. Kitabını yayınladıktan sonra çokça eleştiri alıyor. Yani ve bu da onu biraz küstürüyor ve üretimi mi durduruyor? Nasıl oluyor? Çünkü çok aslında dönemine göre çok ilerici. İşte şimdi erken yaşta bir sürü iş başarmış bir insanın çok belki de o dönem yani anlayamıyorlar mı? Yani bir kesim belki anlayamıyor ama dönemin tabii arka planına da bakmak lazım. Yani tabii kilisenin etkili olduğu bir dönem. Dolayısıyla Gostantia'nın yazdıkları muhafazakar çevrelerde, işte bu makalelerde de altını çizmeye çalıştım. Ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. Sonuçta bir tür meydan okuma olarak görülüyor. Çünkü Gostantia Demirci Başyan'dan ayrı olarak açıkça meydan okuyor. Din adamlarına yönelik
Hatta sadece din adamlarına yönelik değil, burada şu farkı da ifade etmek lazım. Dine yönelik çok ağır eleştiriler dile getiriyor. Yani mesela bu açıdan da Sovyetler Birliği'nde benim okuduğum mesela 1950'lerdeki 60'lardaki makalelerde, o dönem çünkü bu konularda yazılmış, herhalde ideolojik sebepler de rol oynuyor. Biraz Gostantiyan ismi ön plana çıkartılıyor. Çünkü onun ateist kimliği ideolojik olarak da onlar için tabii daha uygun belki bir figür olarak görülüyor. Aslında Gostantiyan gençlik yıllarında ateist değil. Yani eserlerinde falan da var bir takım tanrıya, dine referanslı ama sonra zamanla ateist oluyor. Yani eserlerinden, yazdıklarından takip edebildiğimiz kadarıyla ve metodi üzerine hakikaten dediğim gibi dine çok sert. Yani bugün bile o ifadeler kullanılsa çok tepki çekebilir. Dönemin şartlarında bu kadar sert ifadeler kullanması yani açıkça taviz vermez biri olduğunu gösteriyor. Zaten arkadaşlarının kendi kişiliği hakkında anlattıkları var. Yani bilmiyorum, anlamlı bir bütün oluşturuyor. İyi, çok prensipli biri olduğu vesaire söyleniyor. Anladığım kadarıyla ne pahasına olursa olsun düşüncelerini açıkça dile getirmesi gerektiğini savunan bir aydın karakteri. Yoksa ne kadar rasyoneldi o devirde bu kadar sert çıkışlar yapma. Hani onun içinde bulunduğu durum. Çünkü onu eleştirenler arasında yani muhtemelen kendisi de bunları düşünmüştü. Mesela ben o makalede belki son makalede belki detaylı olarak yazma imkanım olmadı yer kısıtlamasından dolayı. Belki mesela Matteus Mamurya'nın eleştirileri var. Beş sayıda yayınlanıyor Arevalyan Mamul'da Doğu basını. Orada o da aydınlanmacı bir isim Matteus Mamurian ama tasvip etmiyor. Arkadaşı ve aralarında bir samimiyet de var. Gostantiyan'ı tasvip etmiyor. Yani sen bunları yaparak diyor, yani kiliseye saldırarak davamıza zarar veriyorsun. Zaten diyor o dönem biliyorsun 1878 Berlin Konferansı falan var. O dönem ortalık karışık. Sen diyor böyle yaparak zaten diyor yani kimlik bilinci halkın zayıf olan bir halkın yani bu halkın daha doğrusu şöyle yanlış ifade etmeyeyim. Kimlik bilinci daha ziyade dinle kendini kimliğini ifade eden bir halkın ulusal bilinci daha ziyade kiliseyle ifade edilen bir halkın bu saldırılarla sen bu halkın kimlik bilincini zayıflatıyorsun diyor. Dolayısıyla buradan da eleştiriler geliyor. Yani kiliseye saldırmanın hiç rasyonel olmadığı, bunun aslında Ermenilerin işte bu siyasi davasına işte zarar vereceği vesaire buradan da gelen eleştiriler var. Aslında şey çok ilginç. Yani tabii şimdi Ermenilik, yani Ermeni kimliği dinle bütünleşmiş bir artık şeyde, yerde. Yani biz sadece Ermeni dediğinde hemen Hristiyanlık geliyor. Ermenistan'da bile işte Eçmiyadzin'in olması, dinin bu kadar içinde olması, kültürün ve hayatımızın korunmasında 1915'te de dinin çok önemli olması, hoş başımıza bütün bunların gelmesinin de dinde bir payı var. Ama Ermenilerin Hristiyanlık, yani Ermeniler de genelde dine sataşırsan her zaman eleştirilirsin ve sonun kötü biter. Yani bu eskiden de öyleymiş anlaşılan, şu anda da öyle. Hemen Tabii. hatırlıyorum yani Ağustos'ta bile Vatikhaneyle problem olduğunda işler kötü olurdu. Yani her zaman demek ki din konusu bu. Peki gerçekten Gostantia'nın böyle bir amacı var mı yoksa bu sadece pozitivizmin bir akımın içeride kimlik bilinci oluşturması mı? Bir de buna ek başka bir şey soracağım. Bu tabii yorum olacak ama yine de yorumlamanı isterim. Yani öte yandan da kimliği gerçekten Gostantiyan'ın anlattığı ya da Demirci Başyan'ın anlattığı gibi kursaydık daha da ileriye götürebilir miydik acaba? Yani evet,
Zor bir soru yani. Konstantin'e de baktığımızda aslında Konstantin Ermeni ulusal kimliği konusunda hassas biri. Yani dönemin bu anayasa tartışmalarına aktif olarak katılıyor. Bazı yazılarında Ermenilerin içinde bulunduğu işte o dönem özellikle doğuda trajik durumu çok çarpıcı bir şekilde ifade ettiği satırlar var. Aslında onun duygusal durumu hakkında çok fazla olmasa da böyle bazı örnekler var. Yaptığı mesela bir Langlois'un Kilikya seyahatini çeviriyor. Niye bunu çeviriyor? Yani bir sürü çevrilecek metin varken. Yani bir takım örnekler var. Mesela 50'den 60'tan Sovyet yazınında demokrat olarak anılıyor. Yani Konstantin'in arzuladığı yani arzuladığı Ermeni toplumu yani Demirci Başkan'ın ve Konstantin'in şüphesiz ki belki birçok sorunun çözümünde daha rasyonel bakış açısı getirirdi. Yani birçok sorunun çok da rasyonel bir şekilde çözülmediğini görüyoruz. Ama yani nasıl olacaktı? Bu isimler evet pozitivizmi yaymaya çalışıyor. Ama bir yandan da Ermeni toplumunun dine bakış açısı da göz önünde bulundurulduğunda evet Ermeni toplumu bir aydınlanma yaşıyordu. Ama nasıl yani yine de büyük bir sıçrama gerekecekti herhalde. Çünkü dinle hani hesaplaşması yani öyle çok bir anda tabii ki olacak bir şey değil. Evet. Şunu Bir de senin elbette şu makalenden şunu aktarmak istiyorum hemen şey yapmadan çünkü biraz da Demirci Başkan konuşmak istiyorum. Böyle çok zamanımızı iyi evet. kullanalım istiyorum. Senin makalende Gostantian'dan bir çeviri var. Gostantian dine karşı taviz vermez bir tutum içerisindedir diyorsun. Bilim ile dinin kesinlikle uzlaşamayacağını düşünüyor ve şu sözü söylüyor. Dinden bilime ulaşmayı ve bir denge kurmayı ümit etmek deveyi demir yoluna bağlamaya, aracın köklerini yapraklarına karıştırmaya veya dünü bugüne benzetmeye, bugün etmeye benzer diyorsun. Çok ilginç bir tespit, çok güzel bir tespit aslında Gostantian'ın bu tespiti. Şimdi çok şey yapmak istemiyorum çünkü böyle sona doğru giderken kısıtlamayayım ama biraz da Demirci Başcan'ı konuşalım. Yahya Demirci Başcan dedik ya başta aslında hani intiharıyla aslında gündem hani böyle birazcık bir şey var, bir sansasyonel durum var orada. O intihar ediyor, Beşir Fuat da intihar etmiş ona yazıyor ama aslında Yahya Demirci Başcan 8 Mayıs 1951'de İstanbul'da doğmuş. Dönemin en iyi okullarından biri olan Hasköy Nersesyan'a gitmiş bir isim. İlk yazısı okul yıllarında yayınlanıyor. 1869'da belirli bir diploma sisteminin olmadığı yıllarda okulu bırakıyor. Yani nerede bıraktığını bilmiyoruz ama o dönem belli ki Ermeni toplumunda çok iyi eğitim almış bu iki isim. Yani Nafia Nezaretinde sekreterlik yapmış. Daha sonra yani sen anlat ama Demirci Başkan'ı tutmak için Ermeni toplumu çok çalışmış sanki. Okullarda dersler vermiş, açılışlarda konuşmuş, hanteslerde yıl sonu müsamerelerine davet edilmiş. Ya her okulda milli dersler yani bu konuda felsefe dersleri ve milli olarak dersler ona yığılmış gibi. Sonuçta da zaten zamanı kalmamış değil mi Demirci Başkan'ın? Çok yoğun olmuş. Evet, tabii şunu da hatırlatmakta fayda var. Yani Demirci Başyan'ın ben felsefeci kimliği üzerine, pozitivist kimliği üzerine yazdım ama Demirci Başyan aynı zamanda tabii çok ünlü bir şair, önemli bir edebiyatçı, gazetelerde yazılmış yüzlerce yazısı var. Neredeyse her konuda fikir beyan etmiş. Hatta zamanında Askai'nin yani Milli Meclis'e Yeniköy, Stenya'dan, İstinye'den seçilmiş. Tabii kendisi sıra dışı bir kişilik seçiliyor. Kısa bir süre sonra istifa ediyor.
Dolayısıyla kendisi yani Nemeci Başkan çok gönlü bir entelektüel. Bir yandan da tabii çok yoğun çelişkilere de olan bir isim. Bu intiharına kadar giden süreçte aslında daha önce de intihar denemeleri var. Yani psikolojik problemler de olan bir isim. Bununla ilgili bir takım hatta tespitler de var. İlerleyen özellikle 1890'lardan sonra yani işte 40 artık 40'ların sonu artık 50'lerde falan yani son 10-15 yılında bu durumu daha da ağırlaşıyor. O yatalak oluyor falan o süreçte. Yani son yıllarında paranoid bir hal alıyor. Ama gençlik yıllarında da bunun dediğim gibi belki bunun uzmanlar değişik yorumlarını yapabilir. Bununla ilgili bir deneme de hatta bir açıklamalar da görmüştüm. Gençlik yıllarında da ağır bir melankoli var. İki defa Zaten intihar bir girişiminde bu, aşk hikayesi ikinci sonrası intihar intihara girişiminde. kalkmış, değil mi? Efendim? Bir aşk hikayesi sonrasında intihara Evet. kalkışıyor gençlik yıllarında. Evet, bu üçüncü intihar girişiminde maalesef başarılı oluyor. Ona engel olamıyorlar. Şimdi ifade ettiğin gibi Demirci Başyan çok çok önemli bir isim ve çok çok ünlü bir isim. Yani öğrencilerin mesela yakından takip ettiği bir isim, Kavarlarda, Anadolu'da dönemin en büyük, en çok okuyan isimlerinden biri olarak görülüyor. En önemli işte Armenologlarından biri olarak görülüyor. Neredeyse her konuda bilgisi olan, okumalar yapan bir isim. Yani sadece felsefeci kimliğiyle tabii ön plana çıkartmamak lazım. Ben oyunu unutulmuş olduğu için bugün ona değindim. Bir felsefe öğrenimi almış biri olarak Demirci Başyan'ın bu yönünü de ortaya koymaya çalıştım. Bu arada şunu da söyleyeyim, bu yönü çok böyle ikinci dilde bir yön değil. Yani onun şair, yazar kimliğiyle beraber onun kişiliğini oluşturuyor. Mesela Şişli'deki mezarında onun son yıllarını eşlik eden Ellen Nissen, onun mezarına Fransızca filozof olarak da yazdırmış. Yani onun felsefeci kimliğini de unutmamak yani lazım. Diğer kimliklerinden daha az, daha önemsiz bir konumda değil. Evet, yani çok da bir ilginç ve çok da aslında başarılı biri olduğu belli. Yani tamam gençlik yıllarında melankolik vesaire ama her alanda üretimi var. Yani mesela Doğu'nun acılı halkını Ermenileri Batı'ya tanıtmak için diye bir yayını var. Le Moniteur Littéraire et Financier de Marseille'de yayınlanmış. Evet. Sonra Eğitim Bakanı Münif Paşa zamanında kurulan tercüme odasında çalışmış. Yani ondan sonra Krikor Zohrab'la dönemdaş. 1884'te onun önerisiyle Yerküre yani Yegrakunt dergisinin genel yayın yönetmeni oluyor. 88'e kadar çıkıyor bu dergi 4 sene. O kapanana kadar da orada çalışıyor. Ortaköy Haygagangırtaran'da Ermeni okulunda, Hasköy'deki Nersesyan'da öğretmenlik yapıyor. Yani saymakla bitmiyor aslında. En sonunda da Yedi Kule Süpürgeç'te de hastalığı sonrasında yatıyor ama 19 Temmuz 1908'de kendini asıyor Demirci Başkan, değil mi? Evet. Peki bu iki isim ve de aslında hani bir tek Demirci Başkan ve Konstantin değil, bu iki isimden hareketle aslında birçok şey öğrenmiş olduk. Yani birçok üretim yapmışlar Ermeni felsefeciler, pozitivistler ya da Ermeniler aslında o dönemde felsefe konusunda, alanında birçok da üretimi olmuş. Şimdi biz burada pozitivistleri konuşurken sen birkaç böyle arada isimler de geçirdim, onlara da bakmamız gerektiğini hatırlattın bize. Bir de şunu ben öğrendim, o dönemde karşılıklı yayınlarda uzun uzun tartışılıyormuş. Bugün artık böyle bir şey
Yok yani 5-6 makaleyle aylarca birbirlerine cevap verdikleri, sonra ondan sonra onun da ona cevap verdiği bir dönem bu. Ve dolayısıyla üretimi dille birlikte pekiştiren ve yükselten de bir dönem diye giriyorum. Bu çalışmalarla nereye varacak, ne planlıyorsun? Dedin uzun soluklu, uzun sürecek ama bir kitap mı göreceğiz en sonunda? Bir konferans mı duyacağız? Nasıl bir şey olacak? Evet, bu çalışmaları yaklaşık 3 yıldır sürdürüyorum. Bir kitap zaten Demirci Başkan ve Gostantiyan'la ilgili hazırlamıştım. Yayın evine de verdim. Editoryal çalışmaların başladığını ifade ettiler. Umarım yakın zamanda çıkar. Ayrıca bu çalışmaları tabii genişletmeyi düşünüyorum. Şimdiye kadar Türkçe ve Ermenice makaleler yayınladım. Bir de uluslararası bir konferansta bir sunum da yaptım. Orada da biraz duyulur olduğunu düşünüyorum. Bunları elbette daha genişletmek lazım. Çünkü Ermeni 19. yüzyıl diyorum bu arada. Tabii ki Ermeni felsefe tarihi çok da eskiliğe gidiyor. Eski Yunan düşünürlerinin geçmişte yapılan çeviriler var, işte Tavit Anhatlar falan çok eski, çok Aristoteles'in, Platon'un çeviriler. O tabii ayrı bir konu. Ermenistan'da bu konuda yapılan tabii değerli çalışmalar var, geçmişte de vardı. Bizim burada Batı Ermeni düşüncesine dönersek, bunu evet genişletmek, sadece pozitivistleri veya işte materyalistleri değil, diğer idealist felsefecileri ve çeviri çalışmalarını da daha ayrıntılı incelemek, dönemin tarihinde tabii ki bu aralar dönemin tarihiyle ilgili de okumalara devam ediyorum. Dediğim gibi tarihçi olmamakla beraber en azından felsefe tarihi bağlamında bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Sen öğrendikçe biz de senden öğreniyoruz Can. Kitabı çok şeyle bekleyeceğiz, heyecanla bekleyeceğiz. Çıktığında da burada okurlara sunulduğunda izleyicilerle paylaşıp en azından belki birkaç tane de hediye ederiz diye düşünüyorum. Can çok teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Süremizi doldurmakla birlikte aslında konunun ne kadar konuştukça açıldığını, daha da gideceğini de görmüş olduk. 40 dakika yetmedi bize. Ama demek ki daha çok okumak gerekiyor, daha çok bilmek gerekiyor. Tarihin sayfalarından, satır aralarından iki Ermeni pozitivist düşünürü bugün biraz da olsun Can'ın aracılığıyla aktarmaya çalıştık. Çok teşekkürler Can katıldığın için programa. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, dedim ya tarihin satır aralarından Osmanlı'da iki Ermeni pozitivist düşünürü bugün size anlatmaya çalıştık. Bir tane fotoğrafı var sadece bu iki kişinin. O da Yahya Demirci Başcan. Galus Konstantin'in zaten fotoğrafı bile yok. O kadar da unutulmuşlar demek ki. İşte Yahya Demirci Başcan'ın fotoğrafını arkadaşlar getirdi ekranlarınıza. İşte unutulan bu isimlerden ikisini ekranlarınıza taşımaya, size anlatmaya çalıştık bugün. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sosyal medyadan bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşlerinizi, fikirlerinizi bana yazın. Bakalım önümüzdeki programlarda farklı konuklarla sizin de isteklerinize yer verebileceğiz büyük bir ihtimalle. Görüşmek üzere. Sıdırtıyorum.